Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugünkü tarifim yapımı oldukça kolay narlı lokum Ben 3 adet büyük boy nar kullanıyorum. Blender yardımıyla suyunu çıkartıyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor. Daha sonra blenderdan geçtikten sonra tel süzgeçten geçiriyorum. Daha iyi suyu çıkıyor ve fazla posa gelmiyor. Mutlaka sizler de bu şekilde yapın. İsterseniz robot da kullanabilirsiniz suyunu çıkartmak için. Veya katı meyve sıkıcı ama bu şekilde de daha pratik oluyor. Daha sonra bu şekilde kaşık yardımıyla ezelim. Hepsini aynı şekilde yaparak narımı hazırladım. Nar suyumu. Tekrar su geçiriyoruz. Fazla köpüğü vardı. Bu kadar nar suyu elde ettim. Tencereme 2 su bardağı nar suyumu alıyorum. Bu tarif için 2 su bardağı yeterli olacaktır. Bu kadar su arttı, onu kullanmıyorum. Bir su bardağı tepelime toz şeker, bir su bardağı da nişasta. Devamlı karıştıralım, topak kalmasın. Daha sonra ocağın üzerine alacağız. Rengin güzelliğini görüyorsunuz. İyice karıştıralım. Tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve ocağın üzerinde de devamlı karıştırıyorum. Mutlaka devamlı karıştırın. İçinde nişasta var çünkü. Yarım çay kaşığı limon tuzumu alarak karıştırmaya devam ediyorum. Ocağım şu an orta ateşte. Kıvamına gelmeye başladığı zaman da kısık ateşi alarak devamlı karıştıracağım. Mutlaka devamlı karıştırın. Gördüğünüz gibi lokum kıvamına gelmeye başladı. Ben karıştırma hiç bırakmadım. Renginin muhteşemliğini görüyorsunuz. Sizler de mutlaka devamlı karıştırın. Ocağımı kısık ateşe aldım. Kısık ateşte de karıştırmaya devam ediyorum. Ara sıra spatula ile bu şekilde yapın. Etrafındakileri toparlayın. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara emoji koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben toplamda 25 dakika bu şekilde karıştırdım. Karıştırmayı hiç bırakmayın yoksa dibine tutar. Toparlayamazsınız lokumunuzu. İçerisine bir avuç kadar fındık kırı ilave ediyorum. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de 2-3 dakika karıştırıyorum. ocağın altını şu an kapattım ben. Ama 2 dakika karıştırmayı bırakmıştım. Çok az tencere yapıştı. Siz bunu yapmayın. Ocağınız kapalı olsa bile karıştırmayı bırakmayın. Lokum hazır. Küçük kare borcamın tabanına yarım çay bardağı kadar hindistan cevizi döküyorum. Lokumumu onun üzerine koyacağım. Kıvamlı görüyorsunuz. Bu kıvamda olması gerekiyor. Tamamını boşaltalım. Mutlaka bu tarifi şu an tam mevsimindeyken denemenizi tavsiye ediyorum. Kaşık yardımıyla dağıtamazsınız çünkü kaşa yapışıyor. Onun için çok az hindistan cevizi döküyorum üzerine ve elimle bastırarak tepsime yayıyorum. Bu şekilde hindistan cevizi olduğu için eliniz yanmıyor. Düzeltelim. Tekrar üzerine hindistan cevizi serpiştiriyorum. Kenarı tekrar bastırın ve düzeltin. Lokum mu? Buzdolabında bir iki saat dinlendiriyorum. Daha iyi Toparlanması için. Lokumun buzdolabından çıktı kıvamını görüyorsunuz, sertleşti ve kenardan kalkıyor, yapışmadı tepsiye. Tezgahımızda veya tahtın üzerine ters çevirelim. Hindistan cevizi olmayan yerlere de hindistan cevizi serpiştirelim. Ben daha sonra fazla hindistan cevizini alıyorum etrafındaki. Tekrar fazla Hindistan cevizi döküyorum. Ve Hindistan cevizimi aldım. Bıçak yardımıyla istediğiniz genişlikte kalınlıkta doğrayabilirsiniz dokumunuzu. Ben küçük küçük tercih ettim bu tarifimde. Rengini görüyorsunuz kıvam muhteşem oluyor. Benim her zaman yaptığım tariflerdendir. Ben asla dışarıdan lokum almıyorum. Her zaman evimde hazırlıyorum. Sizler de bu tarif edildikten sonra artık dışarıdan lokum almayacaksınız. Tekrar Hindistan cevizini buluyorum. Benim etrafında kullanmış olduğum Hindistan cevizi lokumun tabandaki Hindistan cevizi. Farklı Hindistan cevizi almanıza gerek yok. Ziyan olmasın. Her tarafından Hindistan cevizi gelecek şekilde lokumlarımızı buluyalım. Lokumum hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Kıvamı da dışarıdakilerden aynısı ve daha lezzetlisi. Videomuz sonuna geldim. Böyle tariflerin devamı için mutfağa dair kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.